Belki 5 yıl önce sanal dediğiniz zaman gerçekle çok örtüştüremediğiniz şeyler akla geliyordu ama bugün hakikaten ona bir gerçeklik ifadesini de kattığınız zaman hayatın tam da içinde verimliliği artıran şeyler geliyor. Çok köklü fakültelere sahibiz. Ama ne büyük mutluluktur ki en köklü, en kıdemli 180. yaşını kutladığımız fakültemiz en ileri teknolojiyi en erken kullanıyor. Yani bu şunu gösteriyor. Ankara Üniversitesi kökü çok derinlerde ama ufku çok ileride. Arkasında çok yoğun bir emek var. Yani bu hemen birkaç günde tasarlanmış, birkaç günde atılmış bir adım değil. O emek var. Ama bu emeğin karşılığını alacağımıza da yürekten inanıyorum. Çünkü hakikaten atılan her adımın mutlaka karşılığını alıyoruz. Ama sadece geçmişimizden aldığımız güçle yetinemeyiz. Hep geleceğe bakmamız lazım. İşte bu tam da o geleceğe baktığımız noktayı da işaret ediyor. O yüzden bu toplantıda bulunmaktan gerçekten çok büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum. Ama bununla işlerimizin bitmediğini de ifade etmem lazım. Yani yapacak daha çok şey var. Ankara Üniversitesi bu sanal gerçeklik laboratuvarıyla, NFT dersiyle, yapay zeka, yazılım mühendisliği, bilişim hukuku, ana bilim dalıyla esasında ufkunun ne kadar ileriye dönük olduğunu, ülkemize hizmette mutlaka teknolojik enstrümanların da ne kadar kullanılmasının önemli olduğunu işaret ediyor, gösteriyor. Hepimizin de malum olduğu üzere dijital teknolojiler, sanal gerçeklik, son zamanlarda çok güncel olarak ifade edilen metaverse gibi kavramlar son dönemde hayatımıza giren gerçekten güncel ve önemli alanlardır. Açıkçası dijital teknolojilerin sanal gerçeklik uygulamalarının veteriner hekimliği eğitiminde kullanılmaları da özellikle uluslararası ölçekte bizlerden beklenen bir yaklaşımdır. Güncel teknik bilgi ve becerilerin yanında idrak etme, bilişsel düşünme, yaratıcı düşünme, problem çözebilme gibi becerilerle donatılmış mezunlara ihtiyaç duyulduğu açıktır. Ortaya çıkan ve çok hızlı ilerleyen yeni teknolojiler, nesnelerin interneti, yapay zeka gibi gelişmeler, insanların yaşama ve çalışma biçimlerini değiştirmekte hayatımızın her alanında olduğu gibi veteriner hekimliği mesleğine de yön vermektedir. Arı önemli, arıyla ilgili Sedat Hoca biraz önce ifade etti. Tabii bunun ilk olmasını istedik ama hayvan besleme alanında ve aynı şekilde cerrahi alanında da 3 tane modülü bu sisteme yükledik. Onlar da yine hayata geçirilecek ama bir başka birim de derse ki biz de çalışmak istiyoruz. O modül de yine aynı şekilde oluşturulabilir ve devam ettirilebilir. Burada tabii ki bu bir başlangıç. Evet, arıcılık eğitimi, arkasından hayvan besleme, beslenme hastalıkları, ardından cerrahi uygulamalar ve adım adım bunların hepsini gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Dünya değişiyor, dönüşüyor, toplumlar değişiyor, teknoloji değişiyor, dönüşüyor. Önümüzdeki dönemlerde teknolojiyle bu dönüşümde hızlı bir şekilde yer alan ülkeler, kurumlar daha önce olacaklar, daha fazla ayakta duracaklar.